Selamün aleyküm kahve milletinin insanları. Hoş geldin. Ulan limonatası var, pastası var. Takmış kafayı kaşarlı brodeye be. Ulan o kadar kitap yalıyorsun, bir kaşarlı brodeyi bilmiyorsun. Kırf seni kalıbına lan. Abi kahve de yapma bari ya. Konuşma lan bıdı bıdı. Ampul. Ne olan Korkut, tufandan çıkmış gibisin. Tufan dedim de, size Nuh Tufan'ın hikayesini anlattın mı? Anlat. Kuru gırtlakla anlatılır mı? Hadi çayları ateşleyin de anlatayım. Tüm bardaklar dolsun. Baba, böyle bir tufan daha dünya yüzüne gelmedi. Bardaktan boşalırcasına yağmur yağıyor, çoluk çocuk herkes kaçışıyor. Gerçi Nuh Aleyhisselam önceden kendini garantiye almış, dağın başına yapmış gemisini. Aslarını çekmiş, silahını atmış, boyasını atmış, cirlop gibi gel bana bin diye yanıyor gemi. Gerçi önceden aldığı ilahi emirle her hayvandan, erkeğinden, dişisinden birer tane almış. Sonra da ey insanoğlu, 2 dakika delikanlı ol, kötülüklerden uzaklaş. Gel seni de gemiye alayım, hem de biletsiz. İnsanoğlu Nuh Aleyhisselam kafayı yedi diye düşünürken bir yandan da gök gürültüsü, yağmur, şimşekler gibi yağıyordu. Bir afet, bir tufan, bir şimşek, bir gök gürültüsü, ana babayı, çoluk çocuğu tanımıyor kardeşim. Nuh Aleyhisselam zamanında oğluna gel oğlum, vakit varken Müslüman ol diyor ama gaflet içindeki evlat babayı tanımıyor. Sonra da kafasının üzerinden tonlarca suyu yiyince kurtar beni babacığım diye karı gibi bağırıyor. Kardeşim size soruyorum. Böyle bir tufandan kim kurtulabilir? Kadın, erkek, çoluk, çocuk, hostes, mostes herkes boğuldu. En güzel, yüzüne bakma doyamayacağın cirlop gibi manitalar bile boğuldu. Hazreti Nuh'un oğlu bile boğuldu. Allah! Neyse güzel kardeşlerim. Bu arada tabii Hazreti Nuh oğlu boğulduğu için biraz bozulmuş ama çaktırmıyor vaziyeti. Gel gelelim her birinden birer numune alarak kainatı kurtardığı için moral süper. O esnada hava açmış. Hafif bulutlu, yer yer mevzi sağanak yağıştı. Birden güneş açıyor. Bir bakıyorlar ki uçsuz bucaksız bir denizin içindeler. O zamana kadar sallantıdan vaziyeti çıkamamışlar. Ortalık durulunca mide zil çalmaya başlıyor. Baba diyorlar, hadi kahvaltı mamaltı bir şey yapalım, açlıktan öleceğiz. O zaman dankör diyor kafasına Nuh Aleyhisselam'ın. Tüy diyor, bak her şeyi almışız, zeytin almayı unutmuşuz. O esnada ve akabinde gökyüzünde bir güvercin beliriyor. Ufak ufak gemiye pike yapmaya başlıyor. Ağzında kocaman bir zeytin dalı, üzerinde zeytinler, halis molis gemlik. Nuh Aleyhisselam ellerini gökyüzüne açıyor. Tanrım, bu nimetleri verdiğin için sana şükürler olsun. Aga, aklıma bir şey takıldı. Şimdi bu Nuh, her hayvanın hem dişisinden hem erkeğinden birer tane aldı ya. Aldı. Peki zeytini getiren kuş dişi miydi, erkek miydi? Bu konu beni aşar, işin ehline müracaat etmek lazım. Nusrettin Baba'ya soralım. Naim! Koş ustana haber ver, bir çayımızı içsin. Çok önemli bir mevzumuz var. Tamam abi. Usta! Usta! Başlayacağım ustana. Neredesin lan kerkenes? Usta şey, kahveden seni çağırıyorlar, önemliymiş. Herodot Cevdet abi bir çayımızı içsin dedi. Allah Allah, kim bilir nedir. Şimdi gitmezsek de gücenirler. Ceketimi getir hadi. Tüm bardaklar dolsun. Baba, şeref verdin. Eksik ziyade bir yanlışımız olduysa affına mahcuber, özür dileriz. Bir konuyu arz edecektik zat-ı halinize. Estağfurullah. Ülü, kalk babaya yer ver. Taarruz, nerede kaldı lan babanın çayı? Tüm bardaklar dolsun. Sorun bakalım. Neymiş bu mühim konu? Babacığım, hani bu Nuh tufanı mevzunda ağzıyla zeytin dalı getiren kuş yok muydu? Vardı. İşte beni aşan bir mevzu olduğu için zaten sizi rahatsız ettik. Bu kuş erkek miydi, dişi miydi? Dişi miydi? Neydi o lan? Bu sualinize ancak dükkanda cevap verebilirim.
Toplanın millet, tekneye gidiyoruz. Tüm bardaklar resto. Ayvol, ekmekleri unutma. Unutmam usta. Demek şimdi siz kuşu soruyorsunuz. Ha baba. Dişi miydi, erkek miydi diyorsunuz? Ha baba. Bilmiyorum. Baba, madem bilmiyordun, bilmediğin şey için niye bizi ayağına kadar getirttin? Siz beni bilmediğiniz bir şey için ayağınıza getirttiğiniz için. Baba, eşeklik yaptık. Affına mahcuben özür dileriz. Ayıbımız büyük. Erkekti. Eğer kuş dişi olsaydı, konuşmadan duramaz, ağzındaki dolu düşürürdü. Baba. Büyüksün. Gördün mü? Her şeyi biliyorum. Tüm bardaklar tarihi.